Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere MXC borsasının tüm detaylarıyla nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu ilk videomuz olacak bu arada. Bundan sonraki bu video serisi devam edecek. Kullandığım tüm borsaların nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi MXC borsasını ilk başta neden kullanıyorum onu söyleyeyim. Piyasada çok fazla olmayan, mesela Binance'da işte daha böyle büyük borsalarda listelenmemiş coinleri almak için ben genellikle MXC borsasını kullanıyorum. Mesela geçenlerde Raja almıştım. Raja'yı mesela MXC'de almıştım arkadaşlar. Şöyle geldiğimiz zaman zaten Raja yazarsak burada aradığınız tüm coinler var arkadaşlar. Yani olmayan coin çok nadirdir öyle söyleyeyim. İstediğiniz coin'i buradan alıp işte cüzdanınıza aktarabilirsiniz. Bu şekilde mesela şimdi şöyle girelim. Mesela bakın buraya Raja yazdığımız zaman Raja'yı hemen buradan alabiliyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yani aradığın bütün çoğu coin burada bulabiliyorsun. Şöyle hemen gelelim nasıl kullanıldığına. İlk başta zaten biliyorsunuz normal borsalara kimlik onayı onaylı bir şekilde hani kayıt oluyorsun. Normal kayıt olmuş işte e-mail'ini falan yazıyorsun telefon numaranı. Normal bir şekilde kayıt oluyorsun. Ondan sonra burada işte cüzdan hesabım var. Cüzdanda gördüğünüz gibi arkadaşlar bakiyeniz falan bu bölümde yazıyor. Böyle biraz daha İsterseniz para yatırma işlemini gösterelim. Şöyle geldiğimiz zaman bakın burada atıyorum Binance'tan ben genelde Binance TR'ye yatırıyorum arkadaşlar komisyon almadığı için. Binance TR'den Binance Global'e, Global'den de diğer kullandığım borsalara aktarıyorum. Burada da gördüğünüz gibi TRC 20A ile genellikle aktarmalar yapıyorum borsalara. Bu şekilde Tether yollayacağım zaman TRC 20A ile bakın A adresimi burada görüyorsunuz. Burada kopyalıyorum işte. Binance'da TRC 20A'nı seçip Tether'in bu şekilde gönderim işlemi yapıyorum. Böyle geldiğimiz zaman MXC borsasının aslında bayağı bir özelliği var arkadaşlar. İlk başta şöyle Launchpad. Burada arkadaşlar MX token tutanlara, holderlarına burada gördüğünüz gibi ön satışlar yapıyorlar. Ön satışlara bu şekilde katılabilirsiniz. Onun harici şurada bakın şu bölüm oy kullanarak airdrop alıyorsunuz arkadaşlar. Etkinlikte arkadaşlar projenin başlatılmadan önceki aşamada MXC'de listelenmesi için oylandığı ve ardından tüm oy kullanan kullanıcılara ücretsiz olarak token airdrop dağıtıldığı bir etkinlik arkadaşlar. Mesela MXC'de listelenecek bir coin var. Listelenmeden önce burada oylamaya çıkartıyorlar. İşte sen burada nasıl katılıyorsun? Elindeki MX token yani borsanın MXC'nin kendi tokenini burada işte daha fazla diyelim mesela. Gördüğünüz gibi ben de şu an çok az bir miktarda varmış. İşte bunun minimum 10 tane MX token de burada katılabiliyorsun. Eğer bu mesela QZT MXC'de listelenirse sana bedavadan ücretsiz bir şekilde hiçbir kesinti olmadan airdrop'unu veriyorlar. Bu şekilde bakın sürekli bu şekilde etkinlik yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru inelim. Gördüğünüz gibi yani bir sürü bu şekilde coin var. MX elinizdeki MX tokenler eksilmiyor onu söyleyeyim. Öyle bir hani şeyiniz yok. Bir kesinti yok yani. Airdrop olarak tamamen geliyor. İşte katılım oranına göre tabii ki orada doğrusal bir orantıyla hani veriyor. Tabii çok fazla ne kadar çok daha doğrusu MX token tutarsan o kadar çok kazanma şansın var. Bakalım burada başka anlatacağımız şeyler var mı? Bunlar zaten biraz daha staking falan. Bunları zaten az çok biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle hemen spot al sat bölümüne gelelim arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar birçok aradığınız coin'i bulabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz coin'i yani zaten siz kendiniz de incelediğiniz zaman mesela çok son aralanlara girdiğimiz zaman mesela Pit varmış. Pitbull mesela çoğu borsada olmayan bir coin. Ama gördüğünüz gibi buradan işte alıp cüzdanınıza atıp uzun vade mesela hodl yapacak arkadaşları vardır belki ya da ya, tabii Pitbull'u o kadar şimdi önermeyelim ama yani bu tarz işte hangi coin'i istiyorsanız buradan bulabiliyorsunuz. Alım satım işlemleri zaten çok kolay gördüğünüz gibi şuradan hemen limitte al yapıyorsunuz sonra işte satabiliyorsunuz. Piyasa emirleri var. Stop emirleri var. Tetikleme emirleri. Yani işte burada diyorsun ki tetikle şu fiyata düştüğü zaman benim emrimi tetikle. Borsaya emir veriyorsun. Yani atıyorum ben şurada 1000'den aldım. İşte 950'ye düştüğü zaman diyorsun. 950 yapıyorsun şunu şöyle. Tamam mı? Şunu da 940 yaparsan ya da 940 yapalım şöyle. Biraz aralığını açık bırakmanız lazım arkadaşlar stop emirlerde. Ya bunun da sebebi tabii ki stop patlatmasınlar diye. Çünkü tahtada çok yakın 950'ye 950 koyarsan hızlı bir düşüşte belki de burada senin emrin çalışmayacak. O yüzden burada aralık bırakman lazım. Bu şekilde arkadaşlar stop koyabiliyorsun borsaya işte ya da alım yapmak istiyorsun tam tersi. Bu şekilde tetiklenir emirler yerleştirebiliyorsunuz. Otomatik emirler diye tabir edebiliriz aslında buna. Bu şekilde bir al-sat yapısı var. Zaten gayet basit bir şekilde kullanımı falan. Şöyle girelim hemen. Ana menüye. Ana menüye geldiğimiz zaman arkadaşlar söylemeyi unuttum. Videonun başında. Bakın burada Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Çok
kolay bir şekilde, tamamen Türkçe bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böyle cüzdan özetimize geldiğimiz zaman tekrardan, bakın arkadaşlar, burada eğer MX tokenle atıyorum alım satım yapıyorsunuz, MX tokenle komisyonu öderseniz %20 indirim kazanıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu şıkkı gördüğünüz gibi etkin yapın. Şu an ben de etkinleştiriyorsunuz bu şekilde. %20 daha az komisyon ödüyorsunuz. Bu çok önemli tabii ki borsada, yani %20 komisyon indirimi. Ayrıyeten hala MXC'ye kaydınız yoksa videonun açıklama kısmında benim referans linkimi kullanarak %40 komisyon indirimiyle kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Boş yere çok yüksek komisyonlar vermeyin. Şöyle geçelim isterseniz. Şöyle spot bölümünden ben margin işlemleri falan biraz göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi mesela Binance'in grafiğine baktığımız zaman, bakın şöyle bir yükseliş hareketi var. Mesela bunu normal almak istemeyen arkadaşlar vardır belki. Sorular işte 3x ne, işte 5x margin ne. Bunları hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi MaxG'deki bu diğer borsalarda da vardır zaten büyük ihtimal. Kaldıraç token oluyor mesela. Burada 3x'e tıkladığımız zaman otomatikman bunlar kaldıraç açıyor arkadaşlar. Otomatikman kaldıraç. Bak zaten sen aldığın zaman bak 1 inç 3L diye çıkıyor. Gördün mü? 3 long, yani 3x long. 3 kat. Ben şimdi 15 dolarım var, 17 dolarım var ya. Burada mesela alırsam eğer bunu örnek olarak 3 katı almış olacağım. Normalde benim 17 dolarlık işlem hacmim varsa, burada alım hacmim işte atıyorum 55 dolarlık alım yapmış olacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Aynı şekilde satarken de tabii ki. Yani tabii bunun iyi yönleri var, kötü yönleri var. İlk başta kötü yönlerinden bahsedeyim arkadaşlar. Bunlar da uzun vade durduğunuz zaman düşüşler çok sert oluyor. Yani sen normalde Binance %10 düştüğü zaman örnek olarak %10 zararın varsa, burada %30 zararın oluyor. Ya o yüzden ben bunları çok fazla önermiyorum arkadaşlar. Özellikle bilmiyorsanız lütfen bu işlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Ama tabii ki bilgilenmeniz açısından bunları öğrenmenizde fayda var. 5x marjine geldiğimiz zaman, şimdi marjinde olay farklı arkadaşlar. Marjin, borçtan borç alıyorsun ve bu borç karşılığıyla atıyorum şimdi 5x marjine girdik ya. 5x, yani paranın 5 katı kadar borç alabiliyorsun borsadan. Böyle bir sistem var. Şimdi otomatiği var bunun. Otomatiği aldığın zaman burada borç al, borç ödeme falan yok. Her şeyi bu otomatik yapıyor. Normale girdiğimiz zaman bu işte Binance'da falan da görebileceğiniz üzere bu şekildedir arkadaşlar. Normaldedir. İşte kredi al bölümü var. İlk başta transferi gösterelim. İlk başta transfer etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın benim burası spot cüzdanım. Spot cüzdanı dediğimiz olay aslında senin paranı ilk yolladığın zaman düşen yer. Öyle söyleyeyim. Senin ana cüzdanın aslında bu spot cüzdanı. Sen borsa içinde atıyorum vadeli de işlem yapmak istiyorsundur. Vadeliye para transferi yapabilirsin. Marjinde işlem yapmak istiyorsundur. Marjine para transferi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben spot cüzdanımdan mesela 17 dolarım var. Bunu hemen vadeliye, marjine daha doğrusu. Marjin işlemlere yolladığım zaman bakın gördüğünüz gibi burada 17 dolarlık bir para girişi oldu. Şimdi kredi al dediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde bir yapı oluştu karşımızda. Şöyle ben istediğim kadar burada paramın bakiyemdeki, bakın buraya yatırdığım bakiyemdeki paranın 5 katına kadar buradan borç alabiliyorum. Tabii bunu sonra faiziyle ödüyorsun. Bak saatlik faiz oranı yazıyor burada. Yani çok uzun süre tutarsan, ne kadar uzun süre tutarsan o kadar çok faiz ödüyorsun. Hemen kredi al diyelim arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bak mesela benim hesabımda gördüğünüz gibi kullanılabilir 23 tane Binance oldu. İşte bunu satabiliyorsun. Bakın gördüğünüz gibi 42 dolar borç almışım. Bak benim hesabımda da var mesela. Yani şu an aslında ben borsada borç almış oldum. Bunun tam tersi mesela şimdi geri ödemek istediğiniz zaman, bakın burada bu arada USDT olarak da borç alabiliyorsunuz. Yani Binance olarak borç alırsan sağ tarafa düşüyor. Onu satman lazım falan ondan sonra. Hatta satalım bak, onu da gösterelim. Böyle hemen hızlı bir şekilde al yerine geldiğimiz zaman, hızlı bir şekilde satış yapmak istediğiniz zaman sat yaptık mesela şimdi. Bakın 60 dolar gördüğünüz gibi hesabıma geldi. Şimdi geri borç öde dediğimiz zaman da bakın şurada tümünü işaretliyoruz. Aldığımız miktar kadar buraya geri ödeme yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ben 23 tane birinç almıştım. Hatırlıyorsunuz. Borsadan borç almıştım. Şimdi bunu geri ödeyeceğim. Bu peki bizim ne işimize yarıyor? Bunu anlatıyorsun, anlatıyorsun diyorsun diyecek olanlar vardır belki. Bunun mantığı şu arkadaşlar. Atıyorum paranın işte daha fazlasıyla daha yüksek komisyon oranlarıyla burada alım satım yapmış oluyorsun. Ben dedim ki bu da kaldıraçlı işlemler olduğu için bunu da önermiyorum arkadaşlar, ama işte bilmemiz de tabii ki alım yaptığımız zaman işte kredi geri öde dediğimiz zaman arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi geri ödedik. Şunu hemen tekrardan çok fazla aldık sanırım.
Satış yapalım. Satış yaptığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an yine bakiyemiz eski haline geri döndü. Transfer diyoruz burada. Bu sefer de bakın spot cüzdandan marjine değil de marjinden spot cüzdana transfer yapabiliyor. Burada tabii ki değiştirebiliyorsunuz. Farklı yerlerden de bu tarz olaylar yapabiliyorsunuz. Aktar diyelim. Şimdi spot cüzdanıma geri geldiğim zaman spot cüzdanım arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 dolar geri geldi. Yani bu şekilde burada istediğiniz tarzda alımlar satımlar yapabiliyorsunuz. Likidasyon riski olmadan yüksek kaldıraç demiş. Bu da işte dediğimizde ETF diyorlar. Yani daha demin aslında benim anlattığım mesela bilinç için 3 long demiştik ya. İşte o olay aslında 3x long 3x short ama bunlarda likidasyon riski yok. Likidasyonları nedir diye soracak olan arkadaşları varsa bu da şudur. Sen normalde vadeli de ya da marjinde o daha demin anlattığım 5x olan olayda hani borsadan borç almıştık ya. Orada borç aldığın zaman atıyorum bir ürün aldın 5x borç aldın diyelim. Ben mesela bilinç aldım 5x olarak. %25 ya da %30 düştüğü zaman benim elimdeki paranın hepsini alıyor arkadaşlar borsa. Yani likit oluyorsun. Likit olmanın aslında olayı bu. Elindeki parayı senin borsa alıyor. Şimdi bunlarda öyle bir durum yok. Şimdi sen bunu kaldıraç tokenlerini aldığın zaman bu istediği kadar yerin dibine düşsün. Bu senin elindeki adeti durmaya devam ediyor. Ama işte dediğim gibi çok fazla düştüğü için bir daha toparlanmıyor arkadaşlar. Yani toparlanırsa hatta şöyle göstereyim ben size. Daha net anlayacaksın. Mesela şurada şöyle bir düşüş var. Bakın buradaki düşüş şimdi küçük gibi gözüküyor değil mi? Mesela 15 günde olmuş arkadaşlar şu düşüş. Bakın 15 gündeki ölçemedik. %90'lık bir düşüş var. İşte bak demek istediğim bu size. Gördüğünüz gibi tamam yükselişler çok iyi. Alabilirsen bak burada 10 katlık bir yükseliş var. Gördüğün gibi bir işte 10 katlık bir yükseliş var. 2 mumla atmış. Ama tam tersi düşüşler de %90'lık. O yüzden arkadaşlar bunlar biraz daha profesyonellerin işi diyebilirim size. Yani bir anda atıyorum sen bunlara 1000 dolarlık alım yaparsın. Bu seni bir terste bırakırsa bir daha da yukarı doğru çıkmaz. Tamam mı? Bir ton sıkıntıya girersin. %90 zarar edersin. Yazık günah. Yani 1000 doların bir anda 10 dolar olarak hesabında kalır. Hiç gerek yok dediğim gibi ölçülere. Biraz daha böyle hani kendinizi geliştirdikten sonra tabii ki takip edebilirsiniz. ETF indeksler var arkadaşlar. Şimdi indeks dediğimiz olaylarda toplu bir şekilde yani sen sadece Ethereum almak istemiyorsundur. Mesela buradan bu şekilde indekslere yatırım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela NFT indeksi var. İçinde işte ATT diye bir coin var. Mana var. Kokos var. Bir de FFF diye bir coin var. Bunların ne kadarlık oranlarda buralarda olduğunu görebiliyoruz. Mesela yüzdelik birimleri gördüğünüz gibi. İşte Polkadot'un sistemi var. %50 DOT var. Kutama var. PCX diye bir coin var. Yani bunları toplu bir şekilde almışlar. 5'ini bir coin'e entegre etmişler gibi düşünebilirsiniz. DeFi de aynı şekilde. Bakın burada bayağı bir sektör var. Major coin'ler var mesela. Ethereum, BTC, LTC gördüğünüz gibi XRP, EOS işte hepsinden yüzdelikleri ne kadarsa bu şekilde bir 7-8 tane coin toplamışlar. Tek coin oluşturmuşlar ve ona da bir değer vermişler. İşte bunların ortalama ne kadar artarsa burada da bu artış oluyor ya da düşüş oluyor tam tersi. Bunu da anlattığımıza göre şimdi vadeli işlemlere bakalım. Ya vadeli işlemleri çok detaylı anlatmayacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İstek olursa tabii ki daha detaylı bir şekilde Binance üzerinden anlatırız. Sıkıntı değil dediğim gibi. Böyle market bölümüne giriyoruz hemen. Market demişim. Şurada hemen bakın marketin yanında bakın şöyle bir simge var. Bu simge bizim aslında vadeli işlemleri spot cüzdanımızdan para aktarmamıza yarıyor. Para aktarmamıza yarıyor. Yine aynı şekilde tümü diyorum arkadaşlar. 17 dolar atalım buraya. Şöyle gördüğünüz gibi hesabıma geldi. Artık burada alım satım yapabiliyorum. İşte burada kaldıraç falan ayarlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi arkadaşlar çok fazla girmek istemiyorum. Lütfen bilmiyorsanız siz de bu işlere kaldıraçlı işlemlere fazla girmeyin. Normal al sat yapın. Ya kazanıyorsan zaten orada da kazanıyorsundur. Fazla açgözlü olduğumuz zaman maalesef sıkıntıya düşüyoruz. Şimdi Maxçi'nin vadeli işlemlerinin şöyle bir artısı var arkadaşlar ve eksisi var. Eksisini ilk başta söyleyeyim. Eksisi çok fazla hacim yok. Özellikle biraz daha dandik coinlerde çok fazla işlem hacmi yok. Tabii ki sen hani gördüğünüz gibi mesela SLP olsun farklı bir yani SLP tabii o kadar değil de mesela Ethereum'u açalım. Şimdi Ethereum'da falan bir işlem hacmi var tabii ki arkadaşlar. Alım satım tahtası çok sığ değil. Ama gidip sen şimdi burada bir işte Raja'da mesela Raja'nın burada 20x'e kadar vadeli işlemi var. Burada biraz hani alım satımda zorlanabilirsin. Biraz
Hani tahtası sığ olabilir diğer Binance'a göre falan. Tabii şimdi Binance'da da raca yok. Öyle bir durum var işte. Orada da işte artıları eksileri hani buna göre bir şey yapmanız lazım tabii. İstediğiniz coinlerin yani çoğu coin'in burada kaldıraçlı versiyonu var. Onu söyleyeyim. Diğer borsalarda bunu yani çoğu borsada bulamazsınız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela Kisu'nun burada yani 20x kaldıraçlı versiyonu var. Kisu'yu açamadık. Açalım Kisu'yu. Bakın gördüğünüz gibi burada 20x'e kadar kaldıraç açabiliyorsunuz. Bu izole çapraz nedir? Onu söyleyelim. İzole açtığınız zaman arkadaşlar ben mesela 3x izole açtım. Burada mesela 10 dolarlık alım yaptım. Benim likidasyon seviyem sadece yatırdığım para cinsinden. Ben 10 mesela benim bakiyem 17 dolar ya. 10 dolarlık alım yaptıysam 10 dolar etkilenir. Ama ben çapraz olarak açarsam bunu çapraz olarak açarsam 10 dolarlık ben burada alım yapsam bile benim 17 dolarım etkilenir arkadaşlar. Şimdi bunun iyi yönleri var, kötü yönleri var. Bu da biraz uzun bir konu. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Dediğim gibi belki bir sonraki ya da başka bir sadece vadeli işlemlere ayırdığımız bir videoda bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşuruz. Şu anlık dediğim gibi hani çapraz bütün bakiyenizi, vadelideki bütün bakiyenizi etkiliyor. İzole sadece alım yaptığınız miktarı etkiliyor. 5 dolarlık alım yaptıysan onu etkiler. Bu tarz düşünebilirsiniz ona göre. Atıyorum çok fazla bir vadeliye bakiye yüklemişsindir. Bilmiyorsundur. Gidip çapraz açmayın arkadaşlar. Buna dikkat edin. Vadeli işinde diyeceklerim bu şekilde. Tekrardan bir Max'ciye geri dönelim. Max'ciye sanırım anlatmadığımız çok fazla bir şey kalmadı diye düşünüyorum ama. Böyle bakalım anlatmadığımız bir şey kaldı mı? Sanırım her şeyi gösterdik arkadaşlar. Daha fazla böyle açıklamamı, anlatmamı istediğiniz bir yer varsa arkadaşlar videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Dediğim gibi dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım. Olmadı yeni bir video çekeriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, bol kazançlar dilerim.